Selamlar herkese. Eğitimimizin 3. modülünün 5. bölümündeyiz ve bu bölümde stylus ile kontrat yazma kısmına bakacağız. Şimdi burada neyden bahsediyoruz? Öncelikle bundan biraz bahsetmek isterim. Kontrat yazma dediğimiz aslında bir uygulama geliştirmek için arka plandaki komutları oluşturan kısım. Bu nasıl? Yani şöyle düşünün. Hepimizin bildiği örneğin ev alacağım notere gittim. Kontrata alıcıyı yazıyoruz. İşte şu miktara alacak. Satıcıyı yazıyoruz. Şu miktara satacak diye ve notere veriyoruz. Noter onu çalıştırıyor aslında ve tapuyu satıcıdan alıcıya geçiriyor. Para da diğer kişiye gidiyor. Ve Web3'de de aynı şekilde kontratlar var. Tabii ki bu kontratlar otomatik olarak çalışıyor blockchain üstünde. Ve bu kontratlar şunu da yapabiliyor. Yani ne kadar karmaşık kontrat yazdığınıza bağlı. Komutları yazıyorsunuz. Doğru komutları yazarsanız bu oyuna da dönüşebilir. Veya farklı bir şekilde bu bir banka uygulamasına dönüşebilir. Önemli olan kontratta ne yazdığınız. Daha sonra bu kontrat blockchain üstünde otomatik olarak çalışıyor. Şimdi peki. Stylus ne? Biraz bundan bahsedelim. Zaten Arbitrum'dan çok bahsettik. Arbitrum'dan Ethereum'un katman iki çözümü çok hızlı düşük maliyetli işlemler sunuyor dedik. Stylus da Arbitrum'a eklenen bir araç. Arbitrum üstünde uygulamalar geliştirilmesi için gerekli kontratlar yazılmasını sağlayan bir araç ve en önemli özelliği de farklı programlama dilleriyle kontrat yazma imkanı sunuyor. Bu sayede de çok daha fazla geliştiriciliğe ulaşılıyor ve çok daha esnek bir ortam sağlıyor. Peki Stylus'un avantajı ne? Stylus Solidity'ye aslında Solidity'den de kısaca bahsedecek olursak Solidity blockchain'deki en temel yazılım dillerinden biri aslında. Stylus Solidity'ye alternatif olarak çeşitli dillerde Rust, C, C++ gibi dillerde kontrat yazma imkanı tanıyor. Bu da geliştiricilerin zaten hakim oldukları dillerde çalışmasına olanak sağlıyor. Tabi bunu sağlayınca yani geçmişte yani Web2'de de yazılım tecrübesi olan, belli program geliştirme tecrübesi olan kişileri buraya daha rahat girmesine. Burada çok daha iyi uygulamalar, yazılımlar geliştirmesini sağlıyor. Ve aynı zamanda daha eski dilleri buraya entegre ettiği için hataları da azaltıyor. Peki Stylus'a ne gibi yenilikler geldi? Arbitrum ve Stylus'la birlikte tabii ki hız çok daha arttı. Dediğimiz gibi az önce söylediğimiz gibi artık farklı diller de burada var. Onun için çok daha fazla uygulamayı destekliyor. Çok daha fazla geliştiriciyi destekliyor ve çok daha karmaşık kontratların yazılmasını sağlıyor. Ve tabii ki bunların hepsi de Ethereum'la uyumlu bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi Arbitrum Stylus ortamına giriş kısmından bir bahsedelim. Yani öncelikle geliştiricilere tanıdık bir deneyim sunuyor. Ve iş akışı mevcut geliştirme süreçlerinden de farklı olmuyor bundan dolayı. Yani Web2'de nasıl bir yazılım geliştirmek için nasıl bir süreç varsa Tyrius'la birlikte buradaki de aynı süreci yaşıyorsunuz. Yani öncelikle sadece başlamak için gerekli yazılımları ve araçları bilgisayarınıza kurmanız yeterli oluyor. Az önce de bahsettik ama burada da bir sizlere bahsetmek istiyorum. Stylus'ta kullanılan yazım dilleri RAS var, C var ve C++ var. Bu üçünü de Stylus direkt destekliyor. Yani bu dillere hakimseniz Stylus'u da kullanırken zorlanmayacaksınız demek. Peki ben kontrat yazmak istiyorum Arbitrum Stylus'u kullanmak için. Ne gibi gereksinimler var? Öncelikle Arbitrum Stylus'un SDK kurulumunu gerçekleştirmeniz lazım. Stylus üstünde aslında kontrat geliştirmek için size gereken araçları sağlıyor. Oluyor. Desteklenen programlama dillerini bilmeniz lazım. İşte burada Solidity var, Viper var. Diğer başka dillerin temel bilgisini bilmeniz gerek. Bunlardan birini bilmeniz yeterli. Tabii ki burada bir kontrat yazdığınız, uygulama geliştiriniz. Bunların en önemli süreçlerinden biri test süreci. Onun için de testnet ve mainnet'e erişmeniz lazım. Bunlar zaten oldukça basit. Bunların dökümanları da var. Bunlara kolayca herkes erişebiliyor. Bunların linklerini de zaten birazdan paylaşıyor olacağım. Evet burada bir metin editörüne de sahip olmanız önemli. Çünkü bu da kod yazmanızı, oldukça kolaylaştırıyor. Peki kontrat yazma adımları neler? Öncelikle gerekli yazılımları ve araçları yüklüyorsunuz. Yani bu oldukça önemli. Zaten burada bir geliştireceğiz sizleriniz. Bunlara hakimsinizdir. Dosya yapınızı düzenliyorsunuz. Yani bu burada bir proje oluşturacaksınız. Örneğin kolay bir proje. Oylama yazılımı. Bunun için bir dosya yapısını oluşturup kontrat dosyalarını oluşturuyorsunuz. Daha sonra bu kontratların içeriğini yazıyorsunuz. Bu şekilde işlevselliğini tamamlıyorsunuz. Yani kontrat belli bir komutta rahatça çalışabiliyor. Daha sonra bunu test iş işlemlerini yapıyorsunuz. Çünkü doğru çalıştığından emin olmanız lazım. Daha sonra bu kontratın bir buy kodunu oluşturuyorsunuz ve artık bunu kontratın kendi kendine çalışabileceği bir formuta dönüştürmüş oluyorsunuz ve daha sonra bunu mainnet'e de yüklediğinizde artık bu otomatik olarak çalışıyor. Örneğin burada örnek kontratlar var. Basit bir token kontratı var. Yani burada işte token transferi ve bakiye sorgulama fonksiyonları içeren Rust dilinde bir kontrat örneği. Buradan bu örneği de sizlerle paylaşmak istedim. Zaten bu dillere hakim biriyseniz direkt zaten gördüğünüzde fark ediyor olursunuz. Az önce bahsettiğim oylama sistemi ile ilgili bir basit bir kod örneği var. Buraya geçirirken belki biraz karmaşıklaşmıştı. Bazı hatalarda yapmış olabilirim ama temel mantığını sizlere aktarmak için yaptım. Aynı Web2'deki kadar basit bir şekilde Web3'te de stylus ile kodları oluşturabiliyorsunuz. Aslında göstermek istedim sizlere bu. Buradaki en önemli süreçlerden biri bence Web3'ün sağladığı en önemli özelliklerden biri ve Arbitrum'un test ve dağıtım süreci. Testnet birebir mainnet'te yani uygulamayı birebir de nasıl çalıştıracaksanız test dağlarında da testnetle birlikte de bunu test edebiliyorsunuz birebir olarak. Kontratınızı yükseliyorsunuz ve işte kullanıcılar mı var? Bu kullanıcılara Foyset üzerinden tamamen ücretsiz olarak bunları dağıtarak test etmelerini sağlayabiliyorsunuz. Burada bir şeyler geliştireceğim diyorsunuz Arbitrum Stylus üstünde. İlk ne dokümanlara ihtiyacınız var? Burada resmi stylus dokümanı var. Bunun linkini zaten aşağıda bırakacağım. Buradan bir dokümanı erişip tüm bilgilere, tüm detaylı rehbere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında forumlar var. Burada dokumentasyon da önemli ama forumlar da oldukça önemli. Çünkü bu forumlar sayesinde daha önce burada uygulama geliştiren kişilere sorularınızı sorabiliyorsunuz. Beraber tartışabiliyorsunuz veya hatta bir ekip arkadaşı buradan edinebiliyorsunuz. Bunun dışında burada bir yazılım geliştirmek istiyorsanız topluluk desteği de var. Bu çok önemli bir kısım bence. Çünkü gerçekten topluluk tarafında hem fon sağlanabiliyor hem gruplar farklı rehberler aracılığıyla destek sağlayabiliyor. Hem burada gerçekten eğitim konusunda aynı bizim çektiğimiz gibi. Birçok eğitim içeriği var ve bunlar da size bu konuda rehberlik edecektir. Yani kısacası Arbitrum üstünde bir şey geliştirecekseniz gerçekten hem geliştirmesi kolay çünkü Web2 ile uyumlu. Geliştiriciyi gerçekten önemseyen bir yapı var. Hem de burada size her konuda rehberlik ediyorlar. Her konuda destek oluyorlar. Gerekirse fon konusunda da destekler sağlanıyor. Onun için gerçekten başlangıç için blockchain tarafında bir şey geliştireceksiniz. Başlangıç için Arbitrum gerçekten doğru adres diyebilirim. Yani genel olarak bahsedeceklerim bunlardı. Zaten gelecek videolarda çok daha farklı detaylardan özellikle merak ettiğiniz ben burada proje geliştirmek istiyorum. Fona ihtiyacım var. Proje geliştirmek istiyorum. Fon başvurusu yapacağım. Nasıl yapabilirim? Bunlarla ilgili detayları da gelecek videolarda sizlerle paylaşacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yoruma bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda üzere. which makes